Genç kadın bir anda soyundu, kısıtlamada denetim noktasında çalışan polis ekiplerine doğru koşmaya başladı. İlginç görüntülerin adresi Bursa, en ünlü caddelerinden olan heykel olarak da bilinen Atatürk Caddesi'nde çıplak kadın ortalığı birbirine kattı. Bekçiler ve polisler çıplak kadını yakalayabilmek için seferber olurken vazifemi yaptım baba diyerek bağıran kadının daha önce İzmir'de de aynı şekilde soyunduğu ortaya çıktı. Yaşlarındaki genç kadının kıyafetlerini toplayan ekipler kadının giyinmesini sağlamaya çalıştı. Kendini ifade etmekte zorlanan kadın için Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nden yardım istendi. Mobilya fabrikasında patlama meydana geldi. Bir işçi can verdi. Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Akhisar Mahallesi'nde bulunan bir mobilya fabrikasının kazan deposu patladı. Büyük sesle meydana gelen patlamanın ardından küçük çaplı yangın çıktı. İhbar üzerine fabrikaya çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangını kısa sürede söndüren itfaiye ekipleri işçileri tahliye etti. Ancak İlhan Doğan isimli işçi hayatını kaybetti, 6 işçi de yaralandı. Patlama sonucu olay yerine AFAD ve arama kurtarma ekipleri de geldi. Ekipler enkazın altında kimsenin olup olmadığını kontrol etti. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından yaralılar hastaneye kaldırıldılar. Vardiya amiri yaralı ya da ölenlerin tespiti için tüm çalışanları kapı önünde toplayarak isimlerini okudu, yoklama yaptı. Kadın çalışanlar gözyaşlarına hakim olamadı. Burada. Hayatını kaybeden İlhan Doğan'ın yakınları hastane yakın etti. Acı haberi alanlar gözyaşlarını tutamadı. Hastaneye kaldırılan 6 yaralınınsa sağlık durumu iyi. Öz kardeşini öldürdüğü iddia edildi. Eşiyle birlikte gözaltına alındı. Bursa Gemli'ye bağlı Küçükkumla Mahallesi'nde mahalle sakinleri aile içinde tartışma sesleri duyunca kavga çıktı diyerek polise ihbarda bulundu. Polis ekipleri eve geldi ve yatakta yatan 66 yaşındaki Saniye Kaçar'ın öldüğünü gördü. Ölen kadının 69 yaşındaki abisi kendisini duvarlara vurup duruyordu. Psikolojik olarak sıkıntıları vardı dedi. Polis abi ve abinin eşini gözaltına aldı. İki şüpheli ifadelerinde döverek işledikleri cinayeti itiraf etti. İkisi de adliyeye sevk edildi. Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden iki genç polise yakalandı. Gençlerin yasağı delmesinin yanı sıra bir de asker kaçağı oldukları ortaya çıktı. Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasında dışarıya çıkan ve polisi görünce de kaçmaya çalışan iki arkadaş. Yaklaşık 5 kilometre süren kovalamaca sonunda yakalandı. Asker kaçağı oldukları için kaçtıklarını söyleyen şüphelilerin araçlarında yapılan aramada ise uyuşturucuyla uyuşturucu kullanmaya yarayan aparat bulundu. Neden kaçtınız? Asker kaç aldınız? Madde var arabada. İçiyorsunuz. Niye kaçtınız? Asker kaçağında ben geri kaçtım. Kararsız kaldım. Dur, pardon. Etrafı kontrol etti, fırının kapısını açtı. İçeride bulunan sadaka kutusunu alıp kayıplara karıştı. Bursa İnegöl'de fırında bulunan sadaka kutusu böyle çalındı. Çalışanların ayrılmasından 15 dakika sonra fırına giren şüpheli sadaka kutusunu alarak kaçtı. Sabah iş yerine gelen fırın sahibi Bünyamin Öztürk, sadaka kutusunun olmadığını fark edince güvenlik kameralarını inceledi ve durumu anlayınca polise ihbarda bulundu. Saat 1.15 civarı vatandaşın şahsın birisi yaklaşıyor kapımıza doğru. Kapımızı zorlayarak iş yerimizden içeriye giriyor ve kimsenin olmadığını burada fark ediyor. Kimsenin olmadığını fark ettikten sonra kasamızın üstünde yardım kutusu, hayır kutusu vardı. Bu kutuyu cebine koyuyor. Bu sırada sessizce dışarıya çıkıyor.
polis ekipleri kameralara yansıyan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Osman Gazi ilçesi Altıparmak mahallesinde de kısıtlama saatleri içerisinde bir kafenin kapısını zorlayan şüphelileri kafe sahibi ve mahalleli etkisiz hale getirdi. Saklandık ilk de. Şuraya apartmana girdik. Apartmanla baktık iyice zor oluyor. Arkası dönüktü. Dönük olduğu gibi geldik. Buraya etkisiz hale getirdik. 4-5 kişiler. Yaşları da 15-16 yaşlarında. Öyle burada yakaladık. Hani biraz etkisiz hale getirdik. Ondan sonra polislere teslim ettik. Ve tabii yani 15 yaşından küçük olduğu için bir şey yapamadılar. Yine saldılar. Bursa'da otobüs ve minibüs çarpıştı. Kaza anında yolda olan bir kişi minibüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu. İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada iddiaya göre Abdullah Yavrucu yönetimindeki minibüs kırmızı ışıkta geçti ve otomobille çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle iki araç da savruldu. Kaza sırasında yaya geçidinden geçen 19 yaşındaki Abdullah Değirmenci minibüsün altında kalmaktan koşarak kurtuldu. Bir anlık refleksiyle kazadan kurtulan genç yara almadı. Buradaki ışık söndükten sonra beyefendi hızını alamayıp devam edince burada da ışık yandı. O ona çarpınca o da direkt buraya çıktı. Az daha beni altına alıyordu. Sen de buradan mı geçiyordun? Tabii yaya? Ben yaya geçidinden yürüyordum. İşe gidiyordum. Otelde çalışıyorum. Yani aklımı aldı. Ben az daha hani gidiyordum. Kurban oluyordum ya. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Cihan Rezak'la annesi Nezaket Rezak İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hafta sonunu kapsayan sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çevirdiler, Uludağ'a geldiler. Bursa'nın turistik mekanlarının başında yer alan Uludağ yine yerli turistlerle doldu. Sokağa çıkma kısıtlamasında evde kalmak istemeyen yerli turistler kızak yaparak hem havanın hem de eğlencenin keyfine vardı. Mesafeyi koruyacak şekilde bir şekilde eğlenmeye çalışıyoruz. Bakalım kayak işi birazcık zor. Ya kalabalık, çok kalabalık. Yani biz sömestr tatilinin geçmesini bekledik birazcık daha aslında. Ondan sonra gelir daha şey olur diye ama hala çok fazla kalabalık. 2543 metre rakımıyla Marmara bölgesinin en yüksek noktasında yer alan Uludağ, Ankara, İstanbul, İzmir ve hatta Gaziantep gibi daha uzak kentlerden de gelenler vardı. Harika, mükemmel. Nereden geliyorsunuz? Gaziantep. Güzel gidiyor, harika. Gelmiş miydiniz burada daha önce? Daha önce gelmiştim, evet. Ama o zaman çok kar yoktu. Yaz ayıydı. Süper geçiyor. Nereden çok gidiyoruz? Keyif alıyor. Ankara. Aynı zamanda Uludağ'da kar seviyeleri istenilenin üzerinde olduğu için sezon da uzatıldı. Zirvede kar kalınlığı 1,5 metreye ulaştı. Pistlerin karla dolmasıyla otelcilerde Mart başında kapanması beklenen kayak sezonunu Mart sonuna kadar uzattı. Otellerdeki doluluk oranı da %100 olarak devam ediyor. Gördüğünüz gibi kar kalınlığı ve en son yağan kara göre aşağı yukarı Mart sezonunun sonuna kadar Uludağ'da sezon devam edecek. Uzayacak, analizlerimize göre çok güzel kar var. Tüm misafirimizi Uludağ'a bekliyoruz. Bursa'nın önemli marka ürünlerinden zeytinde don şoku yaşandı. Ahvah için değil, gerçekten hasarın boyutu çok yüksek. İklim krizi Bursa'da zeytin ağaçlarının yanmasına neden oldu. Ocak ayında 20 derecelere çıkan hava sıcaklığı ay ortasında aniden -12 dereceye kadar düştü. Ve bu da zeytin ağaçlarının işte böyle yanmasına neden oldu. Bölgemizde yaklaşık 200 köyde 16 Ocak'ta yağan karla birlikte arkasından gelen don zeytin ağaçlarımızı aşırı bir şekilde etkiledi. Malumunuz zeytin ağacının 12 ay üzerinde yaprak duruyor. Gördüğünüz gibi bu yapraklar kışın etkisiyle bakın bu şekilde dondan etkilenerek yapraklarını döküyor. Mart ve Nisan aylarında bir tane yaprak kalmayacak üstünde. Yani -8'den sonra zeytin ağacı içindeki öz suyunun donmasıyla yani yerel tabirle yanmasıyla çok aşırı derecede etkilendi.
Türkiye'nin önemli zeytin üreticiliği merkezlerinden biri olan Bursa'da zarar büyük. Don olayı nedeniyle bahçelerden 3-4 yıl boyunca mahsul alınamayacağı tahmin ediliyor. Bu nedenle de üretici Tarım Bakanlığı'ndan gelecek iyi bir haber bekliyor. Bu Tarsim sigorta kapsamına girmiyor. Sigorta kapsamına girmediği için bunlardan 2-3 yıl ürün alamadığından dolayı üreticimiz bir destek bekliyor. Yani devletimizden uzun vadeli faizsiz kredi, dekar başına ÇKS'si olan üreticilerimize bir destek. Yani bu konuyla ilgili geçmiş yıllarda afet destekleri verildi. Biz de bu konuyu tekrar dillendiriyoruz ki üreticilerimiz adına, çünkü çok büyük bir bölgede hasar var. 30-40 bin ton yılda sadece Bursa bölgesinde ürün kaybı meydana gelir. Bu kadar etkilendiğinden dolayı. Umut ediyoruz ki bu konuyla ilgilenilip destek ya da hibe ya da uzun vadeli kredilerin verileceğini bakanlıktan ya da gerekli mercilerden şu an beklemekte üreticilerimiz. Büyük zarar gören Mudanya, Gemlik, Mustafa Kemal Paşa, İznik ve Orhan Gazi ilçelerinde zeytin ağaçlarındaki hasarın asıl boyutu Nisan-Mayıs aylarında ortaya çıkacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Türkiye'nin en soğuk noktasını ölçtü. Meteoroloji Gözlem İstasyonu'ndan alınan meteorolojik parametrelerde gece -29.7 dereceyle Türkiye'nin en soğuk ili Bolu olarak kayıtlara geçti. Geçtiğimiz günlerde verilere göre Sivas'ın Altınyaylı ilçesi -26.3 dereceyle en soğuk yer olmuştu. Fakat Bolu'nun Gerede ilçesi onun önüne geçti. Bolu Batı Karadeniz Orman Araştırma İstasyonu -29 dereceyle ikinci sırada yer aldı. Üçüncü sırada ise yine Sivas vardı fakat İmralı ilçesi bu kez -25.5 dereceyle listeye girdi. Soğuk havanın etkisinde kalan Bolu'da göllerin yüzeyleri buzla kaplandı. Çekil! Kar yüzünden buzlanan yolda taksi kaydı. Taksinin içindeki müşteri kendini taksiden attı. Çekil, 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 çekil. Görüntüler İstanbul Kağıthane'de geçtiğimiz günlerde kaydedildi. Kar yağışı yüzünden yokuş buzlandı, yolda çok sayıda araç kaydı ve bunlardan biri de içinde yolcusu olan taksiydi. Sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti, yokuş aşağı doğru kaymaya başladı. Panik yapan yolcu kendini taksiden attı. Taksi ise kaymaya devam etti ve bir site duvarına çarparak durabildi. Şans eseri sürücüde ve adamda herhangi bir yaralanma meydana gelmedi fakat takside hasar meydana geldi. Öyle geldi. Bursa'da beyaza bürünen tarihi Bursa evleri kartpostalları aratmadı. Uludağ'ın eteklerinde birbirinden farklı renkleriyle cümbüş oluşturan evler havadan böyle görüntülendi. Bursa'da son bir haftadır devam eden kar yağışı bu sabah itibariyle yerini güneşli havaya bıraktı. Uludağ'ın eteklerinde yer alan Demirkapı ve Hisar mahallelerindeki renkli evler çatılarında kalan karlarla kayda geçti. Sanki beyaz şapka takmış gibi görüntülendiler. Malum süreçleri atlattık bu ara dönemleri. 15 ayda tam 60 kilo verdi. Hem de kronik hastalıklarından kurtuldu. Bursa'da yaşayan 43 yaşındaki Ömer Faruk Demirok fazla kiloları yüzünden hem sosyal hayatından hem de sağlığından oldu. 162 kiloya kadar çıkan Demirok, obezite ve metabolik cerrahi operasyonu olmaya karar verdi. Gerçekten çok büyük mesafe kat ettik. Ameliyat öncesi fazla kilolarımın elimden aldığı sosyal hayatımı tekrar geri kazandım. Sadece size değil, eşinizin, çocuklarınızın, ailenizin, hepinizin hayatına dokunuyor. Gardırobundaki bir takım elbisesi dışında bütün büyük gelen kıyafetlerinden de kurtuldu. İlk tanıştığımızda giydiğim takım elbiseydi. Onu saklıyorum. Şöyle hatta göstereyim. Fotoğrafımız size. Da var. Fotoğrafımız galiba. Da var kendisiyle. Evet. Şöyle göstereyim. Eski bedenim buydu. Yani 162 kiloyken
bu bedendeydi. Yaşam fonksiyonlarını da bozmaktaydı. Organlarına da hasar vermekteydi. Dolayısıyla kendisine bir morbid obezite cerrahisi olan sleeve gastrectomy, yani tüp mide ameliyatını kararını alarak operasyonu 16 ay önce gerçekleştirdik. Obezite oranı pandemi sürecinde arttı. Obezite çağımızın problemi ve ek hastalıklara yol açtığı için şimdi ek hastalıklardan bir tane ek hastalık saymıyoruz. Birçok ek hastalık var ve hepsinin de ölümcül, uzun dönemde hayatı kısaltan, yaklaşık 10-12 yıl kadar ömrü kısaltan hastalıklar olduğunu belirtmek istiyorum. Bursa'da bir çiftçi telef olan ineğinin yaban hayvanlarına yem olarak verilmesi için Milli Parklar Müdürlüğü'nü aradı. Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri de telef olan ineği alarak yaban hayvanlarının bulunduğu bölgeye bıraktı. İlerleyen saatlerde ise bölgedeki bir ayı ineğin bir kısmını yedi, geri kalan kısımlarını da toprak altına gömdü. O anlar bölgeye kurulan foto kapan ile görüntülendi. Özellikle son zamanlarda sıcaklık derecelerinin düştüğü Uludağ'da ekipler yaban hayvanlarının beslenmelerini gerçekleştirebilmek için yoğun çaba harcıyor. Çiftçinin telef olan ineği vermesi de ayının yemek bulmasını kolaylaştırdı. Yetkililer telef olan hayvanlar ile tarla, bahçe gibi alanlarda kalan sebze ve meyvelerin de yaban hayvanlarına verilebileceğini bildirdi. Ama bugün ikinizi de kaybettim. Bursa'da Ferzan Maral'ın 27 yıldır ayrılmadığı Cinevar isimli köpeği bir yıl önce öldü. Maral köpeği için her gün mezarına gidip gözyaşı döküyor. Yanımda kim var? Cinevar'ın kızı var. Değil mi benim güzel kızım? Benim Cinevar'ımın kızı. Köpeğiyle olan anılarını hatırlayan Maral köpeğini özlediğini söyledi. Aynı zamanda köpeği Cinevar hakkında bir de kitap yazıyor. Yani Maral ailesi için çok değerlidir. Bizim bir ailemizin ferdi gibiydi. Onu ben kaybettiğimde bunu Türkiye'ye yansıtmak, onu tanıtmak istedim. Ve onun bana olan sadakati, aileme olan sadakati. Yani köpeklerin ne kadar çok dostçul, ne kadar çok fedakar olduğunu topluma yansıtıp gençlere örnek olmak istedim. Seni çok özledim. Osman Gazi Belediyesi, karla kaplı Uludağ'da yiyecek bulmakta zorlanan sahipsiz köpekleri düzenli olarak besliyor. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, kar yağışının devam ettiği Uludağ'daki sahipsiz köpeklerin aç kalmamaları için yol kenarlarına kuru ve yaş mama bıraktı. Oteller bölgesine kadar çıkan belediye ekipleri yol boyunca gördükleri can dostları elleriyle besledi. Karları da temizledikten sonra 5 farklı noktaya da kilolarca kuru mama koydu. Beslem odaklarında düzenli olarak besleme yapmaktayız. Fakat kış şartlarında Uludağ bölgesi çok da soğuk olduğu için hayvanlar yeterli besleme yapılamıyor. Günübirlik piknikçiler de çok fazla gelmediği için tabii hayvanlar aç kalması doğal. Belediye olarak biz burada bu bölgede haftanın 3 günü besleme yapıyoruz. Mustafa Kemal Paşa Belediyesi sahipsiz sokak kedilerinin zorlu kış şartlarını daha güvenli ve sağlıklı bir şekilde geçirmeleri için ilçenin dört bir yanını kedi evleriyle donattı. Bursa'nın en çok sokak hayvanı popülasyonuna ev sahipliği yapan ilçeleri arasında yer alan Mustafa Kemal Paşa'da kediler kışın soğuktan, yazın sıcaktan korunuyor. Sahipsiz sokak hayvanları rehabilitasyon ve geçici bakım evi görevlileri üretilen kedi evlerini vatandaşların talepleri ve uygunluğa göre yerleştiriyor. Kedilerimizi kedi evi yaptık. Bunun sayılarını arttıracağız inşallah. Soğukta, bu karda, kışta hayvan dostlarımızı kanmaları için kedi barınağımızda, aynı zamanda kedi evimiz var. Aynı zamanda şehrimizin çeşitli noktalarını, onları da şimdi yerleştiriyoruz ilçelerimizin çeşitli noktalarına. Dolayısıyla bu soğukta biz nasıl zahmet çekiyorsak, zahmet çekmemek için uğraşıyorsak, onların da zahmet çekmemek için uğraşıyoruz. Bu manayla bize destek olan gönüllerimiz, Hayvan Koruma Derneğimize de çok teşekkür ediyorum. El birliğiyle ilçe halkımızla birlikte hayvan dostlarımıza destek olmaya çalışıyoruz. Sıcak yuvaya kavuşan minik patiler güven çatısı altında buluşurken kedi evlerinin bakımını ve sorumluluğunu da hayvansever vatandaşlar üstleniyor.
ilçe halkımı Mustafa Kalbaş Belediyesi'nin daha da gelişen, daha da güzelleşen hayvan barınağına davet ediyorum. Hem kedi evlerimiz şehrin çeşitli noktalarımıza destek olsunlar, mamalarla, gerek sularla, gerekse kuşlarımıza yemlerle destek olsunlar. Ben ilçe halkımıza bize verdiği bu destekten dolayı çok teşekkür ediyorum. Yıldırım Belediyesi Türkiye Yazarlar Birliği Bursa Şubesi ile UNESCO 2021 Yunus Emre Yılı Anısı'na ortaklaşa yürüttüğü yazarlık atölyesinde ilk mezunlarını verdi. Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi konferans salonunda düzenlenen programda 31 akademi mezunu sertifika almaya hak kazandı. Biz biliyoruz ki temel olan bir medeniyetin inşasında güçlü söz, güçlü kelimeler, güçlü ifadeler. Bu anlamda insanlığın mirası olan, ortak değeri olan bilgiye yapılan yatırımı bizler de önemsiyoruz. İşte Uyumayan Kütüphane bizim vücut bulan ilk eserlerimizden bir tanesi. Bu yatırımların vücut, hayat bulması bizleri oldukça mutlu ediyor. Aynı zamanda Yıldırım Belediyesi geçtiğimiz gün Regaip Kandili özel programını pandemi dolayısıyla bu yıl online olarak gerçekleştirmişti. Kandil özel programı Yıldırım Müftülüğü görevlilerinden Hafız Muhammed Kırmızı'nın Kur'an tilavetiyle başladı. Moderatörlüğünü Yavuz Selim Yedeğin yaptığı Kandil programına Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mehmet Eminay konuşmacı olarak katıldı. Başkan Oktay Yılmaz da Yıldırım İlçe Müftüsü İbrahim Halil Demir ile birlikte Beyazıt Camii'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Yine TikTok uygulamasında yayınlanan bir video gündeme düştü. Videoya göre çürümüş meyvelerden meyve suyu yapılıyor. Görüntülerin Adana'da kaydedildiği iddia edildi. Meyve suyu yapan bir firma meyveleri sokak ortasına döktü. Paylaşılan videoda çoğu çürümüş portakal meyve suyu yapımı için kepçeyle tesise taşındı. Aynı zamanda videoyu kaydeden kullanıcı videonun üzerine meyve suyu içmeyin uyarısını da ekledi. ...22 yaşındaki Sevginur Aktaş Ankara'da 13 Eylül tarihinde polis olan Müslüm Aktaş'la evlendi. Evlendikten 18 gün sonra Sevginur Aktaş silahla vuruldu. Eşi Sevginur'un kendini vurduğunu iddia etti. Fakat Sevginur olayın öyle olmadığını söyledi. Beni içeri götürdü ve beni vurdu. Acımadan vurdu, gözümün içine baka baka vurdu. Bizde boşanma yoktur. Ben boşanmak istedim madem öyle. Boşanalım o zaman dediğimde bizde boşanma yoktur dedi. Ve beni vurdu. Bir kurşun sana, bir kurşun bana dedi vururken de. Ben tek başıma yaşam mücadelesi verdim ve ayağa kalkmak için çok çabaladım. Hala da çabalıyorum. İntihar adı altında kendini ifade edemeyip de öldürülen, vahşice öldürülen ve kendini ifade edemeyen bütün kadınların adına konuşuyorum. Silahla başından vurulmuş olarak bulunan genç kız hastaneye kaldırılmıştı. Uzun süren tedavinin ardından tekerlekli sandalyeyle taburcu edildi. Çok ağır bir tedavi alıyorum. 22 senedir içmediğim ilacı şurada 5 aydır içiyorum ben. İlacın yan etkileri çok fazla, içtiğim ilaçların yan etkileri. Ayakta durmakta zorlanıyorum. Polis Müslüm Aktaş'sa tutuklandı. Yarın bir gün o çıktığında, dışarı çıktığında bana bir şey yapmayacağının garantisini kim verebilir? Hiçbir pişmanlık duymuyor. 112'yi dahi aramıyor. Komşuları silah sesiyle beraber kapıya dayanıyorlar. Ve bu esnada ellerini yıkıyor. Kendisi de beyan ediyor bunu. Şikayetimiz zaten adam öldürmeye teşebbüs. Daha doğrusu adam öldürme. Ağırlaştırılmış istiyoruz ama ölmediği için adam öldürmeye teşebbüs. Allah'a şükür ölmedi. İzmir'de 15 Şubat'tan beri kayıp olan 20 yaşındaki Ayşe Nazlı Kınacı'nın ormanlık alanda battaniyeye sarılı cansız bedeni bulundu. 12 Şubat'ta genç kızın konaktaki evinden çıkıp Seferihisar'da yaşayan erkek arkadaşının yanına gittiği belirlendi. Erkek arkadaşı genç kızla tartıştığını ve onun gittiğini bir dağda görmediğini söyledi. Güvenlik kameraları incelendi. Genç kızın bir araca bindiği tespit edildi. Aracın sahibi belirlenince de ifadesine başvuruldu.
Adam Ayşe Nazlı Kınacı'yla parkta tanıştığını, kendi rızasıyla birlikte olduğunu, tecavüz etmediğini söyledi. Tartıştıklarını ve genç kızı elleriyle boğduğunu da itiraf etti. Kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşını darp eden şahıs hakkındaki soruşturma sürüyor. İki kez adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Mehmet isimli şüpheliye 4 ayrı suçtan toplam 1 yıl 10 aydan 8 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. İstanbul Şişli'de 9 Aralık günü Tuğba Erçakar arkadaşının evindeyken ayrılmak istediği erkek arkadaşı tarafından darp edilmişti. Kendini korumaya çalışan genç kız erkek arkadaşı tarafından defalarca yumruklanmıştı. O korkunç anlar evdeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansımıştı. Olayı gerçekleştiren şüpheli gözaltına alınmış ancak ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Tuğba Erçakar'da darp edilmesine ilişkin görüntüleri Twitter'da "sesimi duyurmak istiyorum" diyerek paylaşınca olay kamuoyunda büyük tepki topladı. İki genç kızın tehdit edildiğine dair yeniden şikayetçi olmasıyla şüpheli ikinci kez gözaltına alındı ancak yine serbest bırakıldı. Taraflar arasında uzlaşma sağlanmaması üzerine savcılık şüpheli hakkında iki kadına karşı 4 ayrı suçtan toplam 1 yıl 10 aydan 8 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. İddianame kabul edilirse şüpheli İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak. İki ailenin taşlı, sopalı, bıçaklı kavgası ortalığı savaş alanına çevirdi. Şanlıurfa Harran'da kız alıp verme meselesi yüzünden akraba iki aile sokakta karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışma ailelerin diğer fertlerinin de katılımıyla bir anda kavgaya dönüştü. Öfkeli grup birbirlerine taş, sopa ve bıçaklarla saldırdı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kavga ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin müdahalesiyle son buldu. Kavgada ikisi ağır 9 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Otomobilin önünü kestiler, 2 milyon lirayı çalıp kaçtılar. İstanbul Bağcılar'da bir market çalışanı zincir marketlerden topladığı 2 milyon lirayı otomobiline koydu. Bu sırada kendisini takip eden şüpheliler de önce aracın lastiklerinin havasına indirdi, ardından takibe başladı. Edirne'ye doğru harekete geçen market çalışanının bu kez şüpheli kişiler tarafından önü kesildi. Aracına tabancayla ateş edildi, ardından aracın camlarını kıran şahıslar 2 milyon lirayı alıp kayıplara karıştı. Şüpheli şahısları yakalamak için harekete geçen polisler farklı adreslere operasyon düzenledi. 12 şüpheli yakalandı. 8 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Elinde bıçak olan patronundan can havliyle böyle kaçtı. Balıkesir'de bir mermer fabrikasında çalışan maden mühendisi genç kadın, patronu tarafından darp edildiğini öne sürdü. Genç mühendisin can havliyle kaçtığı o anlarda güvenlik kamerasına an be an yansıdı. Hastaneden darp raporu alan genç kadın, şiddete uğradığı bu görüntüleri de sosyal medya hesabından paylaştı ve uğradığı şiddetin detaylarını anlattı. Bütün kapıları kilitledikten sonra ilk önce geldi ve bana yumrukla saldırdı. Şöyle. Sonra yere yatırdı. Seni burada dedi. Ben oradan zorla kaçtım. Fabrikanın önünde çamurlara düştüm. Çamurlara düştüm ve arabayı benim üstüme sürdü beni öldürmek için. Beni bıçakla kovaladı. Müvekkilin çalışmış olduğu iş yerinde bir odaya kapatılarak patronu tarafından acımasız bir şekilde dövülmüştür. Yüzüne yumruk atılmış, saçından çekilerek sürüklenmiş, kolu kırılmış ve vücudunun çeşitli yerlerinde yaralanmalar mevcuttur.
Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan turistler Kocaeli Kartepe'de kayak keyfini yaşamaya devam ediyor. Kartepe'ye kayak için gelen kuvvet uyruklu iki turist de kayak yaptıkları sırada aralarından biri pistten çıkarak yaklaşık 20 metre yükseklikten ormana düştü. 2 metre karın içinde mahsur kaldı. Durumun 112 ekiplerine bildirilmesiyle olay yerine JAK timleri gitti ve turistin kurtarılması için çalışma başlattı. Ekipler ulaştıkları turisti sedyeye alıp iple bağladıktan sonra 20 metre yükseklikten çekerek piste çıkardı. Kurtarılan turistin herhangi bir sağlık probleminin olmadığı öğrenildi. Koronavirüs tehdidi nedeniyle kalabalık ve kapalı ortamlarda bulunmak risk taşısa da bazı vatandaşlar kumar oynamaktan hala vazgeçmiyor. Bu nedenle polis ekipleri de operasyonlarını sürdürmeye devam ediyor. Bu kez olayın adresi Kahramanmaraş. Kumar oynayan şahıslara yönelik 5 farklı adrese baskın düzenleyen ekipler masalarda kumar oynayanlarla karşılaştı. İçeride bulunan şahıslardan birinin saklanma çabasıysa şaşırttı. Perdenin arkasına saklanmaya çalışan şahıs kısa sürede fark edildi. Ekipler 37 kişiye pandemi kurallarını ihlal ettikleri için kişi başı 3.150 TL'den toplam 116.550 TL idari para cezası yazdı. Cyberbullying your child. The cyber bully may also use someone else's email or mobile phone to harass them. Salgın sürecinde insanların evlere kapanarak sosyal medya başta olmak üzere internette geçirdikleri süre artışa geçti. Bununla beraber olarak siber zorbalığa maruz kalma oranları da yükseldi. Siber zorbalık çocukların internet ortamında ağır hakaretlere uğramaları, cinsel tacize uğramaları, yani psikolojik gelişimlerini olumsuz yönde etkileyecek her türlü yazılı ve sözlü tacize uğramalarının genel ismi. Siber zorbalığa en fazla maruz kalan ve bu travmaları çok zor atlatanların ise 8-12 yaş arası çocuklar ile kadınlar olduğu görüldü. Bu zorbalığı gerçekleştirenlerin yarısının da, yani %50'sinin de bu çocukların sınıf arkadaşları olduğu gösterilmiş. Bu duruma bakacak olursak en büyük sebeplerinden bir tanesinin pandemi döneminde çocuklarıyla yeterince iletişim kuramayan ailelerin çocukları doğal olarak o iletişimi sosyal mecralar üzerinden, yani dijital mecralar üzerinden göstermesi nedeniyle çocuk kendisine ayrı bir dünya yaratmış durumda. Sanki dışarıdaki okul ortamını aslında bir dijital ortama taşımış durumda. Özellikle bu süreçte anne babaların çocuklarından sevgiyi eksik etmemesi gerekiyor. Ailelerin daha önce göz önünde değildi fakat şu an gözünün önünde ailelerin. Aileler bu nedenle bu duruma artık engel olabilecek durumdalar. Eskiden okul ortamında göremiyorlardı, müdahale edemiyorlardı ama şu an müdahale edebilme şanslarına sahipler. Bunun için ilk koşul da çocukla olan iletişimi daha fazla kuvvetlendirebilmek ve çocuğun yanında destekleyici olabilmek. Çünkü siber zor, özellikle çocuk yaşta buna maruz kalmak demek şu demek, siber bir durumda, dijital durumda çocuk orada aşağılanıyor. Psikolojik olarak aşağıya çekiliyor. Kendisini yetersiz hissetmeye başlıyor, değersiz hissetmeye başlıyor, belki de hatalı görmeye başlıyor. Aile bu anlamda çocuğun yanında olabilmesi gerekir. Zorbalığa karşı çocukların teknolojik aletler başında geçirdikleri sürelerin kontrol altına alınması ve ebeveyn takibi sistemlerinin kullanılması gerekiyor. Çocukların bilgisayar, tablet ve telefonlar üzerinde geçirdikleri süreleri kontrol altına almak gerekiyor. Hangi model ve marka telefon kullanırsanız kullanın, bu tarz verilere ulaşabiliyorsunuz. O telefonun kullanıcısı ne kadar saat telefonu açık, ekranı açık bırakmış, hangi uygulamaları ne kadar saat kullanmış gibi bunları kontrol edebiliyorsunuz. Ebeveynlerin yaptıkları en büyük hata çocuklarına telefonu uzatıp oğlum ben bunu halledemedim, bunu sen halledebilirsin şeklinde benim bilmediğim bir şeyi sen yapabiliyorsun, sen bu konunun otoritesisin izlenimini çocuklara vermemeleri gerekiyor. Cinsel saldırıya, bir siber zorbalığa maruz kaldığı zaman bu çocukların sığınabilecekleri bir aileleri olduğunu da çok iyi bilmeleri gerekiyor. Merdivenlere kadar geliyor, inmek içinse yardım bekliyor. Isparta'da yaşayan Ramazan Ömer Oruç, 9 yıl önce beyin kanaması geçirdi. %97 engelli kaldı ve tekerlekli sandalyeye mahkum oldu.
Ramazan Ömer Oruç 5 yıl önce bir apartmanın 5. katına taşındı. Fakat adamın dışarı çıkması ise oldukça zor. Asansörle giriş kata kadar inen adam ramp olmadığı için 10 basamaklı merdivenden aşağı inemiyor. Biz her seferinde bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Buraya kadar getiriyoruz. Buradan yardım edecek insanlar arıyoruz. Covid zamanında babama dokunulması, aslında yaklaşılması tehlikeli. Ama biz her seferinde bunu yapmak zorunda bırakılıyoruz. Aile engelli rampası yapılması için daha önce yöneticiye başvurduklarını söylüyor. Biz kendi özel paramızla yaptıracağımız bir asansör sistemi veya rampa sistemi kurduracak olmamıza rağmen yönetici hiçbir şekilde buna yanaşmadı. Yönetici ise sistemin bir apartman dairesinin güneşini kapatacağı için yapılamayacağına karar verdiklerini söyledi. Bizim binaya taşındıklarında babaları engelliydi. O zaman bizde engelli rampası yoktu dedi. Aile olayı mahkemeye taşıyacak. Aydın'da beyin ölümü gerçekleşen 48 yaşındaki bir adamın organları 3 kişinin hayatını kurtardı. Adnan Menderes Üniversitesi'nde beyin ölümü tanısı koyulup nakil yapılan ilk hasta oldu. Beyin kanaması geçiren 48 yaşındaki adamın iki böbrek ve karaciğeri 3 hastanın hayatını kurtardı. Vatandaşımızdan aldığımız karaciğer ve böbrekleriyle 3 kişi yeniden hayat kazandı. Karaciğeri Ankara'ya İbn Sina Hastanesi'ne gönderirken böbreği İzmir'de özel bir hastaneye bir vatandaşımıza nakledildi. Bir böbreği de biz burada kendi merkezimizde bir canlıdan bir hastamıza, diyalize giren bir hastaya naklettik ve şu anda hastamız gayet sağlıklı ve yeniden yaşama kazandı. Doktor, organ bağışlayan aileye teşekkür ederken organ bağışının öneminden bahsetti. Ülkemizde her yıl binlerce trafik kazası gerçekleşiyor ve binlerce beyin ölümü gerçekleşiyor. Bu vatandaşlarımız sağlıklı organlarıyla toprağın altına girerken ülkemizde şu anda yaklaşık 29 bin insan son dönem organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybediyor. Her yıl bunların binlercesi hayatını kaybediyor. Bu beyin ölümü gerçekleşen hastaların organlarıyla bu hastalarımız yeniden yaşam kazanabilir. Bunu ülkemizde organ bağışını ve özellikle de şehrimizde daha popüler hale getirerek vatandaşlarımıza sağlık kazandırabiliriz. Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde kadınlara yönelik kickbox kursu açıldı. 60 kadın haftanın 2 günü eğitim görüyor. Karşılaşmış olduğu olumsuz durumları bertaraf edebilmek için, kendilerini savunabilmek için kendileri kickbox'a mehil ediyorlar ve kickbox'a geliyorlar. Bizler de elimizden geldiği kadarıyla en güzel şekilde sporcularımızı yetiştirebilmek, ülkemize ve milletimize güzel bir sporcu yetiştirebilmek. Şiddet, gasp, taciz gibi olumsuz durumlarda kendilerini savunmak amacıyla kursa katılan kadınlar saldırı anında ne yapmaları gerektiğini öğrenirken fiziksel olarak da kendilerini geliştirmek için ter döküyor. Bir yıldır kickbox yapıyorum. Kendi mesleğim gereği kendimi savunmak amaçlı ve özgüvenimin daha çok yükselmesi açısından kickboxa başladım. Aynı zamanda kadına şiddete hayır demek için bu sporu yapıyorum. En başta kendimi savunma amaçlı ve daha sağlıklı olabilmek için geldim. Sonra gerçekten çok sevdim ortamı ve sporu. Kendini savunmak için gelenlerin yanı sıra bu alanda kariyer hedefi yapanlar da var. Yaklaşık 2 yıldır kickboksa geliyorum ama son 1 yıldır hedeflerim oluştu. O da hocama olan hayranlığımdan dolayı hedefim milli olmak inşallah. Tabii ki de hedefim önce Türkiye şampiyonu olabilmek. Ondan sonra Avrupa ve Dünya şampiyonu olmayı hedefliyorum. Japonya Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü, yeni tipin Güney Afrika ve Brezilya mutasyonlarıyla aynı başak proteini mutasyonuna sahip olduğunu, ancak İngiltere mutasyonuyla benzerlik göstermediğini açıkladı. Yeni tip mutasyonun nereden geldiği henüz tespit edilmedi fakat mutasyon Japonya'da ikisi yurt dışından gelen 93 kişiye bulaştı. Rusya'nın 3. Covid-19 aşısı tescillendi. Rusya'da Chumakov Araştırma ve Geliştirme Merkezi, Covivac isimli Covid-19 aşısını geliştirdi. Rusya hükümetinin Bakanlar Kurulu toplantısında aşının tescil edildiğini duyuran Rusya Başbakanı Mihail Mishustin,
Kontrol çalışmalarından sonra aşının seri üretiminin başlayacağını söyledi. Mart ayında 120 bin adet aşının sevkiyatının yapılması bekleniyor. Afganistan'ın başkenti Kabil'de arka arkaya 3 ayrı saldırı gerçekleştirildi. Sokaklar savaş meydanına döndü. En az 5 kişi can verdi, 2 kişi ise yaralandı. İlk iki patlama 15 dakika arayla gerçekleşti. İlk patlamada bir sivilin otomobili hedef alındı. Araç içindeki iki yolcu da yaralandı. İkinci patlamada ise ulusal ordu askerlerinin bulunduğu bir araç hedef alındı. İki askeri personelle yoldan geçen bir sivil hayatını kaybetti bu patlamada. Üçüncü patlamada ise polis arabası hedefteydi. Burada da iki polis can verdi. Saldırıları kimin yaptığı bilinmiyor. Düğün konvoyu yapıyorlardı, eğlenceleri ölümle son buldu. Hindistan'da aşırı hız yapan kamyon düğün alayına çarptı. Damadın kuzeni feci şekilde can verdi. Damatsa yaralandı. Düğün konvoyuna karşıdan gelen kamyon hızla çarptı. O sırada davetliler ve gelinle damatsa dans ediyordu. Gelin şans eseri kazadan sıyrık bile almadan kurtuldu, fakat aracın camından sarkan damadın kuzeni hayatını kaybetti. Kamyon sürücüsü ise kazadan sonra kaçtı. Endonezya'yı sel vurdu. Başkent Jakarta'da meydana gelen sel felaketi nedeniyle 1380 kişi evini terk etmek zorunda kaldı. Cadde ve sokaklar göle dönerken araçlar da yollarda kaldı. Jakarta Afet Ajansı sel sularının 1.8 metre yüksekliğe ulaştığını, 200 mahallenin ise sel sularından etkilendiğini açıkladı. Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu önümüzdeki günlerde de şiddetli yağmur, gök gürültüsü ve kuvvetli rüzgarlar da dahil olmak üzere sert hava koşullarının başkentte ve çevresinde etkili olabileceği konusunda uyarıda bulundu.